O organize sanayi ile ilgili biliyorsunuz Ünye'nin ve doğal olarak bütün üyelerin olduğu gibi benim de 40 yıllık hayalim var. Nedir? Belki orada ben çalışamayacağım ama benim çocuklarım, benim torunlarım yıllarca oraya ümit bağlayarak bekledik. Aynı zamanda Ünye Sivil Toplum Kuruluşlarında da üyeyim ben dernek olarak. Dernek başkanı olarak orada da görevliyim. Fatsa Dernekler Federasyonu'nun bir yemek davetine katıldık. Yemek davetinde bize sorulan soru böyle bir serzeniş oldu. Aslında soru da değildi. Dedi ki yani keşke de Ünye'de organize sanayiye fındıkçıları sokmasaydınız dedi. Çünkü fındıkçılar zaten mevcut olan şu andaki istihdam, mevcut şu andaki istihdamı temsil eden insanlar, temsil eden kuruluşlar. Oraya gitmelerinin organize sanayi açısından hiçbir getirisi, hiçbir karı yok. Yani çok cüzi bir miktarda bir artış belki olabilir istihdam yönünden ama yani orası bir fındık işleme entegre tesislerinden öteye gitmez dedi. Tabii ki bizim beklentilerimiz vardı. Neydi beklentilerimiz? Yurdun her tarafından ve bu bölgedeki değerlerimizden işlemek üzere, üretim adına, organize sanayinin adına yakışır bir şekilde üretim yapan tesisler ve örnek veriyorum Çerkezköy gibi, Çorlu gibi böyle bir yer olalım, böyle bir beklenti içine girdik biz Ünyeliler doğal olarak. Fakat şimdi böyle bir şeyi duyunca ben irkildim yani. Çünkü burada benim 40 yıllık bir hayalim var. Ve eminim ki bütün Ünyelilerin de hayali vardır. O yüzden yani burada bunu bir işin başındaki insanlardan bir teyit almak istedim. Mecliste ortaya getirmemin nedeni de oydu. Bütün Ünyeliler adına, Ünyeliler de bunu bilsinler diye. Oradan bana hani çok fazla olmasa da yani biraz eksik bilgi aldığıma dair konuşma yapıldı. Meclis başkanı tarafından, meclisi yöneten arkadaşımız tarafından ama tabii ki dilerim öyledir. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani beklentilerimizin uzağında bir şey gerçekten bizi hayal kırıklığına uğratır. Ben yetkililerden rica ediyorum yani bunun bir önlemini alsınlar. Mesela şöyle duyuyoruz. İşte falancı fabrika geldi. Ünye'de organize sanayinde arsa bulamadı. İşte bir fabrikasını koyacak yer bulamadı diye kulağımıza geliyor. Ve bunlara da üzülüyoruz. Bunlar 1.000 kişi, 2.000 kişi, 3.000 kişi, 4.000 kişi istihdam edecek firmalar oluyor. Öyle duyuyoruz. Ya da bu hani dedikodu da olabilir. Veya bu işi sabote etmek isteyen de olan. Biz olayın kaynağından doğruları öğrenelim diye orada ortaya koymak zorunda kaldım. Umarım en kısa zamanda gerekli doyurucu bir açıklama Ünye kamuoyuna yapılır. Oranın altyapısı ile ilgili halen konuşulan şey var. Şimdi hani inanmak da istemiyorum aslında. Hani ama gönlüm de ferah değil. Neden? Çünkü oranın altyapısı ile ilgili büyük kaymalar olduğu, heyelanlı, oynak bölge olduğu toprağın, işte çakıllı bölge, bataklık bölge olduğu, yani böyle duyumlar arasında bunlara hani aslında yani bilgi vermemek, bilgiyi ortaya açıklayıcı, doyurucu bir bilgi vermemek işte olayın maalesef bu şekilde dinlenmesine, dedikodu malzemesi olmasına sebep oluyor. Benim yetkililerden ricam bir an önce çıksınlar, desinler ki altyapısı ile ilgili hiçbir sorunumuz yoktur veya varsa da onları gideriyoruz, giderdik. Buradaki fındık tesisleriyle alakalı, arsalarla alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur demelerini bekliyorum açıkçası. Çünkü Ünye kamuoyunun gerçekten buna ihtiyacı var. Ben bunu birkaç yerde dillendirdim. Yani insanlar hakikaten hayal kırıklığına uğradı. Ve o Fasalı arkadaşımın, dostumuzun bana söylemesinden de ben ayrıca da memnun kaldım. Neden? Çünkü adamlar Fasa'da fındıkçıları hiç sokmamışlar oraya testlere. Ki dışarıdan fabrikalar gelebilsin diye. Biz burada yani bu fındıkçılar zaten burada bizim şu andaki mevcut değerlerimiz. Biz bu insanlar başımızın tacı. Tabii ki iş veriyor. Asgari ücretten de olsa evlere ekmek gitmesini sağlıyor. Buranın değeri olan fındığımızı işliyorlar. Yani gönül ister ki onlar da yer bulsun ama dışarıdan gelen insanlarımız da boş çevrilmesin. O fabrikalar burada bizim Ünyeli'nin en azından onlara ihtiyacı var. O fabrikalara ihtiyacı var. Ben az önce Çerkezköy'den örnek gösterdim. Ben Çerkezköy'e bir ziyarete gittim. Oranın bu tür yerinin 2000 tane, 3000 tane fabrikanın olduğunu duydum Çerkezköy'de. Oraya bir ziyaret yapmaya gittik ve önde bunlara bir bakalım diye.
Gittiğimde inanın Çerkezköy'ün merkezinde aradığım adresi soracak aklı başında bir tane insan bulamadım. Neden biliyor musunuz? Aklı başındaki insanların hepsi fabrikalarda çalışıyorlar. O sanayiye bir girdim. Yani binlerce fabrika. Gözünün alabildiği her yer fabrika. Yani o zaman üzüldüm ki yani Ünye olarak hani gerçekten çok şanssızız. Şimdi organize sanayi gibi böyle bir şeyi yakalamışken hani ben bu şansı değerlendirmek istiyorum arkadaş. Yani bu da benim en doğal hakkım olmalı. Bütün Ünyelilerin en doğal hakkı olmalı. Çünkü hani artık yeter çocuklarımız işsiz, güçsüz, sokaklarda, kahvelerde yani uyuşturucuya düşüyor. Kahve köşelerinde vakit geçiriyor. Yani istiyoruz ki çocuklarımız artık herkes kendi ekmeğinin peşine düşsün. Kendi ekmeğini kazanacak seviyeye gelsin. Ben Ünyeli olarak yetkililerden tekrar rica ediyorum. Bunlara bir an önce açıklık getirmelerini ve eğer haklılık payı varsa eğer bu dedikodunun, ki dedikodu demek istiyorum, haklılık payı varsa da bunun bir an önce giderilmesini istiyorum. Teşekkür ederim.